Cem Küçük Sezgin Baran Korkmaz'ın İlhan Cihaner hakkındaki FETÖ borsası iddiası Sezgin Baran Korkmaz'ın iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Muhalifler Korkmaz'ın sadece içlerine gelen kısmını alıyor. Bence en önemli iddiası görmezden geliniyor. O da İlhan Cihaner'in FETÖ borsası iddiası. Sezgin Baran Korkmaz FETÖ davasında Yalçın Ayaslı'nın avukatlığını Erzincan Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP Milletvekili İlhan Cihaner'in yaptığını belirterek Savcılık Bakırköy'den gelen yazının FETÖ'deki dosyadan takipsizlik kararının nasıl çıkarıldığına bakacak. İşte 2 milyon dolar orada yatıyor. Mustafa Ateş'in banka hesaplarına bakın Mustafa Ateş ve ortağı İlhan Cihaner. Cihaner eskiden millete bana rakı balık ısmarlayın diye kapı kapı gezerken Şimdi millete o ısmarlıyor. Hepsinden haberdarım. İstihbaratım geniş. Bırakır mıyım ben onları? Avukat arkadaşımda 78 sayfa kendi aralarındaki iç WhatsApp yazışmaları var. Tamamıyla bunların 25 yıl hapisten çıkmamasını sağlayacak yazışmalar dedi. Önce bir geriye dönelim. 15 Temmuz'dan sonra yargılanan FETÖ'cü iş adamlarının avukatlığını Kemalistler yaptı. Hüseyin Ersöz, Kazım Yiğit Akalın, Serkan Günel, Turgut Kazan ve Aslı Kazan FETÖ'cü zengin iş adamlarının davalarına bakıyorlardı. Zamanında neden FETÖ'cü iş adamlarının avukatlığını yapıyorsunuz dediğimizde ama onların da savunmaya ihtiyacı var diyorlardı. Bir tane savundukları fakir FETÖcü yoktu. Kemalist avukat Kazım Yiğit Akalın FETÖ borsasından tutuklandı. Sabah gazetesinden Atakan Irmağın haberinden okuyalım. Akalın'ın FETÖ borsasını nasıl ilmek ilmek kurduğu ayrıntılarıyla ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ayrıntılarına göre soruşturma ünlü bir bilişim şirketinin yönetim kurulu başkan yardımcısı GÇ'nin savcılığa gelerek ihbar etmesiyle başladı. Y.Ç. savcılığa gelerek babası S.Ç.'nin geçtiğimiz Kasım ayında FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınmak istediğini anlattı. Devamında ise babasının Covid-19'a yakalanması nedeniyle gözaltına alınmadığı, daha sonra geçtiğimiz Ocak ayında ise kendi avukatları olan Mehmet Asım İplikçioğlu'nun Kendilerine dosyada gizlilik kararı var, bilgi alamıyoruz ancak bir gelişme olduğunda haber vereceğim dediğini aktardı. Geçtiğimiz Mart ayında avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nun ofislerine gelerek bir şahıs bana ulaştı dosya içeriğiyle ilgili bilgiler verdi dediğini söyledi. GÇ devamında avukatın kendisine bu aracı sayesinde babası SÇ'yi ifade verdikten sonra serbest bırakabileceklerini ancak bunun karşılığında 150 bin dolar para istediklerini belirtti. İş insanı GÇ babası babası için yapılan söz konusu teklif üzerine harekete geçerek savcılığa ihbarda bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada kurulan organizasyonda organizatörün Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akal'ın olduğu belirlendi. Savcılık iki şüpheli avukatla ilgili başlattığı soruşturmayı genişletti. Akalının irtibatlarına yönelik teknik takip ve HTS incelemesinde bulunuldu. Akalının dört kişiyle daha irtibatı belirlendi. Savcılık bu tespitler üzerine altı kişilik FETÖ borsası şebekesine operasyon düzenledi. Gördüğünüz gibi Kemalist avukatlardan FETÖ borsasından tutuklanan bile var. Sezgin Baran Korkmaz eski CHP vekili ve başsavcı İlhan Cihaner hakkında da böyle bir iddiada bulunuyor. Muhalif medya Korkmaz'ın her iddiasını doğru kabul ediyor ama İlhan Cihaner kısmını görmüyor. Soruşturulsun denmiyor, iyice bakılsın denmiyor. Şayet böyle bir iddia hükümete yakın bir isim olsaydı balıklama atlarlardı. Hadi bize inanmıyorsunuz 15 Ağustos 2023 tarihli Oda TV'den okuyalım. Yalçın Ayaslı, FETÖ'cü ve MHP kaset kumpasıyla gazeteci Haydar Merit cinayetindeki kilit isim Faruk Bayındır'ın ortağı. Yalçın Ayaslı'nın avukatı ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan fakat daha sonra takipsizlik kararı verilen Eski Yargıtay üyesi Mustafa Ateş. Mustafa Ateş ise eski CHP milletvekili İlhan Cihaner'le aynı hukuk bürosunu yönetiyor. Nasıl oluyor da bu iki isim yan yana geliyor? Biri bunu izah etsin. Cem Küçük Türkiye. Cem Küçük. Askeri casusluk davasında mağdurlara kim yardımcı oldu? Geçmiş çabuk unutuluyor. Aradan zaman geçince kimse eskiyi hatırlamıyor. Muhalefet sanki FETÖ ile kendisi mücadele etmiş gibi yapıyor ama öyle değil. 17-25 Aralık 2023'ten 15 Temmuz 2016'ya kadar AK Parti Erdoğan liderliğinde FETÖ ile mücadele etti. Bugün FETÖ bittiyse bunu Erdoğan'a borçluyuz. Bizler de o süreçte ölümüne mücadele ettik. Mesela o süreçte askeri casusluk davasında mağdur olan askerler vardı. Mesela 2014-15 yıllarında yazdığım yazılardan biri şöyleydi. Fethullahçı terör örgütünün ne kadar iğrenç bir örgüt olduğunun en net kanıtı İzmir ve İstanbul'daki askeri casusluk davalarıydı. Masum subayları fuhuş ve casusluk iddiasıyla yıllarca içeride tuttular ve hayatlarını kararttılar. Peki FETÖ askeri casusluk davasıyla neyi amaçladı? Birincisi FETÖ'cü subayların önünü açmak için kurgulandı bu davalar. Planlı bir tasfiye davasıydı. İkinci işlevi de ne kadar milli buluşlarla uğraşan subay varsa onların tasfiyesiydi. İzmir'de 2013'te sözde askeri casusluk adı altında 357 sanıklı davayı yürüten polis ve müfettişlere yönelik operasyonda gözaltına alınanlar sorgulanırken soruşturma kurgudan ibaretti. Örgütün kumpas operasyonundaki hedeflerinden birinin de Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan savunma teknolojilerinde bilgi ve birikimi sağlayacak, yerli savunma sanayine katkı sağlayacak olan Milli Gemi Milgen projesiydi. Savunma Sanayi İcra Komitesi kararıyla projesi resmen onaylanan geminin esnek yüzer bir savaş platformuna sahip olduğu, tasarımında son teknolojilerden yararlanıldığı için de ticari gizlilik önemine sahipti. Örgütün bu operasyonla geminin inşasındaki beyin takımı olan rütbeli mühendis askerleri itibarsızlaştırarak etkisiz hale getirildi. Donny Rodrick gibi Amerikalı biri bile TSK'nın dışa bağımlılığını azaltma amaçlı projelerle uğraşan ne kadar parlak beyin varsa casusluk kumpasında tutuklanıyor bu asla normal değil dedi. FETÖ yabancı istihbarat servisleriyle koordinasyon içinde ve Amerika'nın ve İsrail'in gözüne girmek için bunu yaptı. Tam bir vatana ihanet söz konusu. Fakat dikkat! FETÖ dış güçlerin taşeronu değil tamamen kendi gündemi var. Güçlü olmak için sürekli CIA ve Mossad'a yaltaklanıyor. Onlara gönüllü hizmet ediyor çünkü vatan kavramı yok tek taptıkları Fethullah. Öte yandan İzmir ve İstanbul'daki askeri casusluk davalarının beyni Ali Fuat Yılmazer. Tüm planı kurgulayan o. Yılmazer bu konudaki ilk haberleri Kanal D'den Ekrem Açıkale yaptırdı. Bunun da kayıtlara geçmesi lazım. Fikret Seçen'in eline hazır iddianameyi Ali Fuat Yılmazer verdi. Çok şükür askeri casusluk davasından ceza alanlar beraat etti. O dönem avukat Mahir Işıkay büyük mücadele etti. Benim de ona çok yardımım oldu. Hatta bazı dosyaları dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a gönderdik. Dosyaları Mahir Bey bana verdi. Ben de Bakan Bey'e ulaştırdım. Hatta TV Net'te 2014'te Mahir Işıkay'la program yaptık. Bazı gerçeklerin bilinmesi şart. Cem Küçük Türkiye. Ufuk Sandık yerli oto kan kaybediyor. Türkiye otomotiv pazarında yerli araçların kan kaybı devam ediyor. 2024 Ocak-Ağustos aylarında otomobil satışlarındaki yerli araç payı %29'a geriledi. Yani satılan her 100 otomobilden sadece 29'u Türkiye'deki fabrikalarda üretilen modeller oldu. İthal otoların payı ise 71'e yükseldi. Bu dönemde 176.169 yerli, 429.470 adet ithal oto satıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre yerli otomobillerin pazar payı 2021 itibarıyla düşmeye başladı. 2020'de %46'ya kadar yükselen yerli otoların payı 2021 ve 2022'de %45 oldu. 2023'te düşüş sertleşirken yerli otoların payı %37'ye geriledi. Böylece son 5 yılda yerli otoların pazar payındaki düşüş 17 puan olarak gerçekleşti. İthalat yüksek. Otomobil pazarında yaşananların bir benzeri hafif ticari araç pazarında gerçekleşiyor. 2024 Ocak-Ağustos döneminde 47.197 adet yerli ticari araç satılırken ithal ticari araç satışı 109.316 adet oldu. Yerli hafif ticari araçların pazar payı %30'a gerilerken ithal ticari araçların payı ise %70'e çıktı. Binek otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında yerli araçların payı 29.30, ithal araçların payı ise 70.7 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında 223.366 adedi yerli, 538.786 adedi ithal olmak üzere toplam 762.152 adet araç satıldı. İlk 8 ayda üretim 877.000 adet. Yılın ilk 8 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi, %7 azalarak 877.152 adet oldu. Otomobil üretimi %7 azalarak 571.575 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 909.292 adeti buldu. Ufuk Sandık Sabah